Tonguç Akademi'nden herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Occupations ünitesiyle karşınızdayız. Yani meslekler arkadaşlar. 6. sınıf Dinamo İngilizce'den bir ödeviniz olacak. 90. sayfayı açalım arkadaşlar. 90. sayfada ünitemiz başlıyor. Çok güzel burada sözlüğümüz var zaten. Daha sonra alıştırmalarımız oluyor. Alıştırmalarımızdan sonra testlerimiz var. Ve bu testler bayağı bir sürüyor. Hepsi çok güzel testler. Ve tam 104. sayfaya kadar ödeviniz olacak arkadaşlar. Bunu da güzelce yapıyorsunuz. Şimdi ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Occupations ünitemize başlıyoruz. Bugün neler öğreneceğiz bir bakalım. Burada çok çok yaşlı bir artık yaşlanmış bir Tonguç görüyorum ben. Naming occupations. Yani arkadaşlar ben böyle meslekleri söylemeyi öğreneceğim. Burada yaşlı Tonguç'umuz bir doktor galiba. Emekli doktor olmuş artık. Vay be, Tonguç'un da yaşlandığını gördük. Bir soru işaretimiz var. Burada soru işareti yani ne demek? Asking personal questions. Yani kişisel sorular sormayı öğreneceğim arkadaşlar. Ve daha sonrasında buradan saatten ve takvimden de gördüğüm üzere telling the time, days and dates. Yani saatleri, günleri ve tarihleri söylemeyi öğreneceğim ben bu ünitede. O zaman şöyle geçelim. Saatleri artık ezberlemişizdir diye düşünüyorum ama yine de bir bakarız. Şimdi buradan mesleklerimizi tek tek yazacağız. Şuradan ne alsam? Turuncu bir kalem alıyorum. Aldım. Şimdi doktor. Zaten hepimiz biliyoruz doktoru diye düşünüyorum. Doctor diye okunuyor İngilizce'de. Daha sonra burada gördüğüm Tonguç bir avukat. Lawyer. Burada ise bir şoför Tonguç görüyorum arkadaşlar. Şoför Tonguç. Driver. Diş hekimi. Yani dentist. Aşçı. Yani cook. Öğretmen Tongül. Teacher. Burada ise kim görüyorum? Böyle metresi falan var elinde. Makası var. Şurada bir tane koluna şey takmış. Ne oluyor bu? Böyle yuvarlak yumuşak bir şey oluyor. İğneleri koyuyorsun ona. Bu tarz işte mezurayla, makasla, iğneyle iş olan kişi ne iş yapıyordur arkadaşlar sizce? Terzi değil mi? Tailor. Daha sonra burada bir şey görüyorum arkadaşlar. Kuaför. Çünkü bakın elinde kurutma makinesi var. Burada birinin saçlarını tarıyor, kurutuyor aynı zamanda. Yani kuaför. Hairdresser. Yani saç giydiren gibi bir anlamı var aslında. Hairdresser. Burada ise bir tamirci görüyorum. Bakın televizyonun arkasında bazı işlerle uğraşıyor. Ben hiç anlamam ama bu beyefendi çok iyi anlıyor gibi görünüyor. Mekanik diyorum buna da. Mekanik. Burada ise bakın elinde bir tane ev maketi var. Yani bir ev planlamış değil mi? Kim yapıyor bunu? Evleri planlayan falan. Mimarlar, doğru. Architect. Bunu bazı arkadaşlarınız architect diye okuyor ama yanlış. Burası K diye okunur. Architect. Evet. Geçelim burayı şimdi. Bir tane diyalogumuz var. Burada Tonguç'la Doktor Bitongül konuşuyorlar. Peki, ben birine mesleğini nasıl soruyorum? What do you do? Diye soruyorum arkadaşlar. What do you do? Aslında sen ne yapıyorsun demek ama bu what do you do diye sorduğun zaman hayatında ne yapıyorsun? Yani geçimini neyle sağlıyorsun? Mesleğin ne anlamına sahip oluyor? Sormuş Tonguç. Demiş ki what do you do? Tongül ne demiş? Ya Tonguç göremiyor musun buradan? Steteskopu falan var. Onu da anla artık Tonguç'cum. Neyse. Tongül demiş ki I'm a doctor. Ben bir doktorum. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at a hospital. Bir hastanede çalışıyorum. I work at a hospital. What can you do? Peki ne yapabilirsin? Yeteneğin ne yani? Doktorsun ama elindeki bu yetenekler ne diyor yani? Doktorlar ne yapar? Hiçbir şey bilmiyor Tongül çünkü. Tongül de diyor ki, I can examine patients, yani hastaları muayene edebilirim diyor. Evet arkadaşlar, çok güzel bir diyalogdu. Teşekkürler Tongül, teşekkürler Doktor Tongül. Şimdi ise burada bazı mesleklerin insanların neler yapabildiğini göreceğiz. Yapabilmek can ile söyleniyor arkadaşlar. I can dedikten sonra ne yapabildiğini anlatıyor ve her zaman fiilin birinci hali geliyor arkadaşlar can'den sonra. Like'da hani ing'i getiriyorduk ya fiilimize. I like sewing
nice clothes gibi ama kendi birinci halini yazıyoruz. Şimdi burada bir tane tailor arkadaşımız var. Tailor neydi? Terzi. Ne diyor? I can sew nice clothes. Güzel, böyle tatlı, süper kıyafetler dikerim, dikebilirim diyor. Aferin sana Taylor. I can pull out teeth. Diş çekebilirim diyor. Dentist. Diş hekimi. Dentist. Diş çekebilirmiş. Pull out. I can pull out teeth. I can repair cars. Arabaları tamir edebilirim diyor bir mekanik arkadaşımız. I can take orders. Siparişleri alabilirim. Bu bir garson değil mi arkadaşlar? Garsonu öğrenmemiştik. Hemen bakalım. Şimdi eğer garsonumuz bir erkekse waiter. Ama bir kadınsa waitress diyorum. Aşçımız var. I can cook delicious meals. Lezzetli yemekler pişirebilirim diyor. Cook. Ve burada ise yine bir mimarımız, arkitektimiz var. Ne diyor arkitektimiz? I can draw the plans of buildings. Binaların planlarını çizebilirim diyor. I can draw the plans of buildings. Bence öğrendik burayı da. Geçelim. Şimdi ise bununla alakalı bir diyalogumuz var. Şimdi burada bir tane arkadaşımız, Tongül ve babası herhalde, onlara sorular soruyor. Diyor ki, what does your father do? Bu taslaktaki herkes birazcık şey galiba, kafadan gidik. Adamın burada cübbesi var, avukat. Yani çok belli arkadaşım. What does your father do? Baban ne yapıyor? Biz az önce bu soruyu nasıl soruyorduk arkadaşlar? What do you do? Ne yapıyorsun? Sen, senin mesleğin ne? Ama eğer sana sormuyorsa, buraya gelen şey bir he, she ise burası does oluyor arkadaşlar. What does your father do? Baban ne yapıyor? Bu sefer babanın mesleğini soruyorum. Ne diyor Tongül? My father is a lawyer. Benim babam bir avukat. Obviously. Buradaki arkadaşımız tekrar bir soru soruyor. What can he do? Ne yapabilir? Çok meraklısın. İnsanların özel hayatları ile ilgili soruları bir kenara bırak ve kendin işine bak arkadaşım. Tamam. What can he do? Ne yapabilir? O ne yapabilir? Babası ne yapabilirmiş bakalım. He can defend people at courts. Mahkemelerde courts defend people. İnsanları savunur, savunabilir diyor. He can defend people at courts. Bravo Tongül'ün babası. Az önce Tongül'ün babasının mesleği başka bir şey değil miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bravo Tongül demiştik herhalde. Bakayım şöyle bir. Tongül hem mimar hem doktor, babası da avukat. Wow. İnanılmaz kendini geliştirmiş bir aile. Bravo Tongül ailesi. Geçelim. Burada arkadaşlar bazı meslekten arkadaşlarımız neler yapabildiklerini yazmışlar. Ama yanlış sırayla yazılmış. Bunları eşleştireceğiz şimdi. Okay. Şimdi bakalım. I can examine patients. Hastaları muayene edebilirim. Kimdi bu? Doktordu değil mi? 7, 7 yazdık. I can cut and design hair. Keserim ve tasarımını yaparım saçın diyor. Kim? Tabii ki de bir kuaför değil mi? Hairdresser. Hemen bunu da yazalım. I can sew nice dresses. Güzel kıyafetler dikerim. Güzel elbiseler dikerim. Kim? Terzi değil mi? Taylor. I can repair cars. Arabaları tamir edebilirim diyor. Kim? Mekanik. I can grow fruits and vegetables. Bunu öğrenmemiştik arkadaşlar. Grow yetiştirmek demek. Meyve ve sebze yetiştirebilirim diyor. Kim? Çiftçiler. Yani farmer arkadaşlar. Farmer. I can look after ill people. Hastalara bakabilirim. Kim? Hemşireler hastalarla ilgilenebiliyorlar değil mi? Nurse, hemşire demek. Bunu da şimdi yeni öğrendik. I can build bridges. Köprüler inşa edebilirim. Kim yapıyor bu inşa işlerini arkadaşlar? Mühendisler yapıyor değil mi? Planlarını, tasarımlarını mimarlar. Ama onu inşa etme işini mühendisler yapıyor arkadaşlar. Yani mühendis ne demek? Engineer.
Evet. I can design buildings. Buildings neydi? Bina. Design, tasarlamak. Bina tasarlamak bir mimarın işi. Architect'in işi. Dedik ve burayı da çok güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Geçelim. Şimdi burada biz sıralama sayılarını öğreneceğiz. Ordinal numbers. Yani one, first. Bu ne demek? Bir, birinci. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, inci ekini nasıl koyduğumuzu öğreneceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir, iki ve üç farklı. First, second, third. Bundan sonrakilerde benim sayımın sonuna genelde th eki geliyor. Genelde. Ne zaman gelmiyor? Şimdi şöyle yapacağız. Bir bakalım buraya. First, second, third dedik ya. Bundan sonra ben 20'ye kadar hep sonunu th getireceğim. Ama 20'ye kadar. Neden? First, second, third. Sonra bakın fourth, fifth, sixth dedik. Seventh, eighth, ninth, tenth, thirteenth mesela. Thirteen ne demek? 13. 13. demek için sonuna th getiriyorum. Fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth. Çok annoying bir sound olmaya başladı. Eighteenth dedik. Devam ediyoruz. Nineteenth. Sonra arkadaşlar twentieth. Ama sonunda y olduğu için twenty'nin normalde. Twenty ya bu. Buradaki y düşüyor. Onun yerine i geliyor. Twentieth oluyor. Yani anlaşıldı mı? Sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu 11, 12 ve 13'te yok ama 20'den sonraki sayılarda var. Hani biz 21 nasıl diyoruz? 21. Ben hala ne zaman 1, 2 ve 3 sözcüklerini, bu rakamları ne zaman kullanacaksam o zaman yine ben bunları bir, birinci diyeceğim zaman first'e çeviriyorum. Yani ilk baştaki o 3 tane şey vardı ya. Buradaki first, second, third. Birinci, ikinci, üçüncü. Bunları ne zaman 1, 2 ve 3 sayısı geçse yine kullanacağım. Ama tabii ki 11, 12, 13'te kullanmıyorum arkadaşlar. Bunlar hariç. Şimdi bakalım. Mesela normalde 22 ne demek? 22. Ama ben diyeceğim ki 22. İkinci ne demekti? Tooth mu? Hayır. Second. O zaman öyle yazacağım. 20 second. Okay? 20 third. Değil mi? Anlaşıldı mı? Buradan sonrası az önceki gibi devam ediyor. 20 fourth. Az önce gördük zaten. 26, 27, 28, 29, 30th. Bakın yine buradaki gibi. 31. Nasıl diyeceğim? 30, 30. Birinci ne demekti? First. 21st. Yani pardon. 31st. Yani ben şey demiyorum. 31st falan demiyorum. Biri hala first diye yapıyorum. Second, third. Bu üçü önemli. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi buraya geçelim. Yine yaşlı Doktor Tonguç ne diyor bakalım. I am 70 years old. Ben 70 yaşındayım. Bravo. I am retired now. Şu anda diyor ben emekliyim. Retired. Emekli demek arkadaşlar. I was. Aha. Was. Ne demek bu? Ben geçmişteki bir durumumdan bahsediyorsam eğer am yerini was'a bırakacak. Okay? Aynı şekilde is de was'a bırakacak. Ama are were olacak. Yani am ve is was oluyor. Are
were'e dönüşüyor. Eğer geçmişteki bir durumdan bahsediyorsam. I am retired now. Şu anda emekliyim. I was a... 10 yıl önce neydim? Ben bir doktordum diyeceğim. I was a doctor 10 years ago. 10 yıl önce dedim. Geçelim. Şimdi burada iki tane arkadaşımız konuşuyor. Ne diyor? Bakalım. When did you become an engineer? Ne zaman mühendis oldun diyor. When did you become an engineer? Mühendis ne zaman oldun? I became an engineer in 1998. Ben 1998'de mühendis oldum. Become normalde arkadaşlar become olmak demek. Ama ben bunu oldum diyeceksem, geçmiş zamanda kullanmak istiyorsam became'e dönüştürüyorum. I became an engineer in 1998. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? It is on the 28th of December. Ne diyor yani? Aralığın 28'inde diyor. 28th of December. Okay? Önce buradaki şeyi söylüyoruz. Sayımızı söylüyoruz. Yani ne diyoruz? Aralığın şusu diyoruz. Evet, buradaki şimdi tarihleri yazmayı öğrenelim arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk şimdi? Önce buradan şeyi söyleyeceğim. Dördüncü diyeceğim. Fourth of September. Sonra da 1978 şeklinde yazacağım. 2000'den önceki tarihleri ikili ikili yazacağız. 19 ne demek? 19... 78 ne demek? 78 dedik. Şimdi Nisan'ın 21'i diyeceğim. 21 nasıl diyorduk? 21st of April. Yani Nisan'ın 21'i. 2002 diyeceğim şimdi. 2002. Şimdi Ekim'in 23'ü diyeceğim. 23 nasıl söylenir? 23rd of October. Ekim'in 23'ü. 19-20 diye söyleyeceğim. Tarihleri böyle 2000'den önce ise ikiye ayırıyoruz. 19-20. Ve Mayıs'ın 1'i diyeceğim. Nasıl diyorum? First of May 2012 diyeceğim arkadaşlar. Yani nasıl diyorum? 2012 diyorum. Aferin size arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde anladınız her şeyi. Burada bir practice'imiz var. Hemen bakalım. Where were you born? Nerede doğdun? Nerede doğdun? Sen. Ne diyecek? I was born. Bir yer ismi söylemesi lazım. Bunlardan tek yer ismi olan şıkkımız B şıkkı arkadaşlar. I was born in Bursa. Bir yerde doğduğumu söylüyorsak in'i kullanacağız. Ama bir tarihten bahsediyorsam eğer ben on kullanacağım. Ama eğer sadece yıldan bahsediyorsam yine in kullanacağım. Saatlerden bahsediyorsam ise at. Burada bakın bir yıl varsa in kullanılmış. Gün varsa Wednesday, çarşamba demektir. On kullanılmış. Bir il, yer ismi varsa in kullanılmış. Tam tarihlerde her zaman on kullanılır arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olalım. Evet, geçtik. Burada size birazcık zor bir soru sordum arkadaşlar. Bir tane insan çizelim buraya mesela şöyle. Diyor ki, I can grow fruits. Bunu diyor bu kişi yani. I can grow fruits. What do I do? What do I do? What do I do? Ne demek acaba? Hepinizin cevaplarını bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Goodbye everybody.